Merhaba sayın seyirciler. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır, Brüksel'de ekonomik ve parasal politika başlıklı 17. faslı müzakereleri açılması öncesi basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz. Kararlar doğrultusunda müzakere sürecinde önemli bir hızlanma gerçekleşiyor. Uzun zamandır, özellikle son 5 senedir açamadığımız fasıllar nedeniyle bu süreçte yaşanan durgunluk bugün 17. ekonomi ve parasal politikalar faslının açılacak olmasıyla bir anlamda geride kalıyor. Bu 5 yılda açtığımız ikinci fasıl olacak ve en son açtığımız fasıl da bundan 2 yıl önce yine Ekim ayında bölgesel kalkınma faslıydı. 22 nolu fasıl. Şimdi müzakere sürecinde bu faslın açılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde siyasi nedenlerle blokaj uygulanan konsey kararı olsun, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin siyasi kararı olsun, Fransa'nın siyasi kararı olsun, yaklaşık 17 faslın önümüzdeki dönemde açılabilir hale gelmesini ümit ediyoruz. Bu çerçevede gelecek yıl için planlanan 5 fasıl var. 23. ve 24. fasıllar yanında 26 numaralı eğitim faslı ve 31 numaralı dış güvenlik faslı ve ayrıca da 15 numaralı enerji faslının önümüzdeki yılın içerisinde açılabilmesi için de komisyonla ve zirve bildirisi çerçevesinde varılan mutabakatı uygulayacağız. Bu önümüzdeki dönemin yeni bir paradigma ile başlayan ve kartların yeniden dağıtılmasıyla gerçekten önemli boyutlara varan süreçte ayrıca Türk vatandaşlarını çok yakından ilgilendiren ve inşallah uzun çabalar sonucunda başarabileceğimiz vizenin kaldırılması ve Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz girebilmesini mümkün kılacak çalışmalarda süratle ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yılın 2016 yılının Ekim ayında vizeler kalkacak ve Türk vatandaşları Schengen bölgesine vizesiz girme imkanına kavuşacak. Gerçekten Türk vatandaşlarının belki de kendilerini en kötü hissettikleri noktalardan bir tanesi, daha önceleri büyükelçiliklerin önünde vize almak için beklemeler, daha sonra bu vizeyi almak için toplamak zorunda bırakıldıkları belgeler ve gerçekten bütün bu şeyler sonunda da vizenin verilemediği ortamlar Türk vatandaşları en çok üzen ve kendini iyi hissettirmeyen bir tabloydu. İnşallah bunu da geride bırakıyoruz. Bunun dışında tabiatıyla çeşitli yeni süreçler de var. Türkiye 2004 yılından beri Avrupa Birliği zirvelerine davet edilmiyordu. Ancak bu sefer 11 yıl sonra ilk defa bir zirvede yer aldı ve eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde Türkiye Avrupa Birliği zirvesi olarak bu zirvenin doğrudan muhatabı olarak Sayın Başbakanımızın açılış konuşmasını yaptığı, bütün konuşmaların Türkiye üzerine olduğu ve kapanış konuşmasını takiben de bir ortak basın toplantısının yapıldığı gerçekten çok önemli bir zirve yaşadık. Ve bundan sonra da yılda iki kez bu zirveler tekrarlanacak. Bu çok önemsediğimiz bir gelişme. Ve bunun yanında da ekonomik alanda olsun, enerji alanında olsun, gümrük birliği alanında olsun ve siyasi alanda olsun çok üst düzey platformlar oluşturuluyor. Bu platformlar zirvenin sadece bir el sıkışma veyahut aile fotoğrafı çekilme alanı olarak gerçekleşmemesini sağlayacak ve bu platformlarda yapılacak çalışmalar, alınacak kararlar zirvenin de aynı zamanda kararların alındığı, gelecek zirveye önemli çalışmaların devredildiği ve Türkiye-Avrupa Birliği sürecinin de önemli bir boyut kazandığı yapılar haline gelecek. Siyasi platformda ilk görüntüsü bugün Sayın Dışişleri Bakanımız Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının toplantısına davet edildi. Öğlenliğin katılacak ve çok önemli bir gelişme. Uzun zamandır gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz bir noktayı bugün başarmış olacağız. Ayrıca Avrupa Birliği Genişleme Komiseri, Yüksek Temsilci, Dışişleri Bakanımız ve bendenizle oluşan bir dörtlü platform ortaya çıkıyor.
Ocak ayında bu siyasi platformda da hem müzakere sürecini hem Türkiye'nin etrafında son derece önemli olaylarla ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi, gerekirse Türkiye ve Avrupa Birliği olarak kararların alınması mümkün hale gelecek. Onun dışında ekonomik platformda Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında inşallah o da Ocak ayında Türkiye Avrupa Birliği üst düzey ekonomik platformu devreye girecek. Avrupa Birliği tarafından Sayın Başbakanımızla bugün görüşeceğimiz eski Finlandiya Başbakanı ve ekonomiden sorumlu komisyonun başkan yardımcısı ve ayrıca da Fransa'nın komisyondaki temsilcisi iki komiserle Sayın Başbakanımızın başkanlığında bu üst düzey ekonomik platform bir süreklilik kazanacak. Enerji Bakanımızın Avrupalı Birliği komiserleriyle Başkan Yardımcısı Sefcovic ve enerjiden sorumlu komiser Kaytanen'le birlikte bir üst düzey enerji platformu yine Ocak ayında devreye girecek. Gümrük Birliği'nin güncellemesi için çok önemli bir çalışmanın içindeyiz. İnşallah önümüzdeki sene tarım, kamu alımları ve hizmetler sektörünün Gümrük Birliği ilişkimize dahil edilmesi için müzakereleri başlatacağız. Yaklaşık 150 milyar dolar tutarındaki ticaret hacmimizin bu sektörlerin ilavesiyle ikiye katlanması ve iki tarafın yararına çok önemli bir yapı haline gelmesi mümkün o hale gelecek. Dolayısıyla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde çok önemli bir tablo içerisindeyiz. Ve bu tabloyu iki tarafın karşılıklı adımlarıyla ilerletmek ancak mümkün olabilecek. Türkiye olarak üzerimize düşen vecibeleri, bizden beklentileri karşılamak için çok önemli adımlar atıyoruz. Yeni hükümetimiz, Sayın Başbakanımız Perşembe günü önümüzdeki 6 ay 1 yıl zarfında atılacak adımları, çok önemli reform paketlerini, 250 kadar yasa ve ikinci düzenlemeyi içeren çok önemli Türkiye'nin belki de karşı karşıya kaldığı en büyük reform paketini açıkladılar. Bunun içerisinde tabiatıyla hem bu süreci ilerletmek için Avrupa Birliği'nin bizden beklediği çok önemli yasalar ve ikinci düzenlemeler var. Hem de Türkiye'nin bu süreç olmaksızın kendisi için yapması gereken çok önemli adımlar var. Cuma günü de Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki siyasi reformların temel aracı olan Reform Eylem Grubu'nu Sayın Başbakanımızın başkanlığında topladık. Burada hem siyasi bakımdan Türkiye'deki demokrasinin daha geliştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin çok daha ileri noktaya getirilmesi ve ayrıca vizenin kalkması için Türkiye'den 72 beklenti mevcut. Bunların bir an önce gerçekleştirilmesi için tüm kararlar alındı. Başbakanımızın başkanlığındaki bu toplantıda da gerekli talimatlar verildi. Şimdi bu 72 beklenti içinde 11 yasanın Mart ayından önce, Haziran ayından önce çıkması lazım. Ve alınan karar çerçevesinde bu yasaların peyderpey ayrı yasalar olarak değil, tek bir paket halinde meclise sunulması ve böylelikle zamanın iyi değerlendirilmesi kararı alındı. Ocak ayında da inşallah bu paket devreye sokulacak. Çok önemli bir anı yaşıyoruz. Bugün 17. faslı katılım konferansı dediğimiz çok önemli bir toplantıda açacağız. Bu konferansın önemi sadece faslın açılmasından ibaret değil. 28 Avrupa Birliği ülkesinin Avrupa Birliği müzakere sürecini devam ettirme, Türkiye'nin sonuçta üyelik olan hedefini gerçekten paylaşma anlamını taşıyan bir konferans. Bu konferansta ben müzakere heyeti başkanı ve baş müzakereci olarak bendeniz, Sayın Başbakan Yardımcımız 17. faslın içerdiği konulardan sorumlu Sayın Başbakan Yardımcımız olarak yer alacaklar. Dışişleri Bakanımız yer alacak ve böylece bu çok önemli anı birlikte gerçekleştireceğiz. Ben sözlerime burada son verirken Sayın Başbakan Yardımcımız 17. fasılla ilgili olarak Türkiye bakımından önemi ve bunun önümüzdeki dönemde Türkiye'ye neler getireceği, neler yapmamız gerektiği konusunda sizlerle bazı bilgileri paylaşacak. Buyurun Sayın Başbakan. Teşekkür ediyorum. Günaydın. Kapat.
Nasıl isterseniz. Evet, Avrupa Birliği sadece Türkiye için değil, geçmişte birçok ülke için değişimin motoru olmuştur. Türkiye'de Avrupa Birliği süreciyle birlikte gerçekten ekonomide önemli bir dönüşüm içerisine girmiştir. Son dönemde tabii ki Avrupa Birliği'ndeki siyasi bir takım kaygılarla, sorunlarla bu süreç tıkanmıştı. Fakat şimdi tekrar yeniden canlanıyor. Bugün açılacak fasıl çok önemli bir fasıl. İnsanların tabii ki hayatına doğrudan doğruya dokunan bir fasıl. Çünkü eğer bir ülkede fiyat istikrarı varsa, makro finansal istikrar sağlanmışsa, o ülkede kalıcı refah yaratmak mümkün. Kalıcı refahın en önemli bileşenlerinden bir tanesi enflasyonun düşük olması, tabii ki kamu maliyesinde dengelerin güçlü olması ve dolayısıyla o ülkenin kredibilitenin yüksek olması, bunlar çok önemli değişkenler. 90'lı yıllarda bunların olmaması halinde ne tür sonuçlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Tabii Türkiye bu fasılda aslında oldukça ileri bir noktada. Çünkü bazı kapanış kriterleri olmakla birlikte esasında Türkiye gerek Maastricht kriterleri anlamında gerekse diğer kurumsal altyapı anlamında oldukça ileri bir düzeyde Avrupa Birliği ile uyum içerisinde. Tabii bu fasıl geçmişte Fransa tarafından bloke edilmişti. Çünkü bu üyelik sonrası da bir takım süreçleri içeriyor. Özellikle biliyorsunuz yeni üyelerin mutlaka bir de Avrupa'ya girmesi gerekiyor. Avrupa Para Birliği'ne girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu fasıl kısmen onunla da ilişkili. Türkiye hem bütçe açığında hem de kamu borçlarının milli geliri oranında uzun bir süredir Maastricht kriterlerini tatmin ediyor. Bu kriterleri sağlıyor. Bu sene genel devlet sıfır bütçe açığıyla karşı karşıya. Yani Türkiye bu sene bütçe açığını genel devlet anlamında, Avrupa Birliği standartları anlamında sıfır bir açık verecek. Bu birçok Avrupa Birliği üyesinin performansına göre oldukça güçlü. Kamu borcunun milli geliri oranı da %34 civarında. Bu da Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse 1/3 düzeyinde. Diğer iki Maastricht kriteri ise enflasyon ve faiz oranları ile ilişkili. Orada henüz arzuladığımız yerde değiliz. Fakat inanıyorum ki bu yapısal reformlarla birlikte enflasyonu da kalıcı düşük tek haneye düşürme imkanımız olacak. Ve böylece de tabii ki faizlerin de kalıcı bir şekilde Avrupa normlarında düşük kalmasını sağlama imkanımız olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında fiiliyatta bu faslın gerektirdiği çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu, çok güçlü bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii kurumların kalitesi uzun vadeli refah artışı açısından da çok önemli. Avrupa Birliği sürecinin Türkiye açısından önemi bir taraftan birinci sınıf düzenlemeleri siz uyarlıyorsunuz Türkiye'ye ve uygulamak. Oldukça genç, dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu bizim için muazzam bir avantaj. Bizde çalışma çağındaki nüfus yıllık %1.7 artıyor. Avrupa Birliği'nde %0.2 artıyor. Dolayısıyla bizim demografik yapımız uzun vadeli büyümeye son derece elverişli. Bu birinci husus. Şimdi kurumların kalitesini artırabilirsek, reformlar ve yatırımlarla verimliliği artırabilirsek, Avrupa ile arayı çok hızlı kapatacağız. Nitekim AK Parti hükümetleri dönemi aynen böyle olmuştur. 2000'li yılların başına giderseniz satın alma gücü paritesiyle Türkiye'nin kişi başına milli geliri Avrupa Birliği ortalamasının %30'u civarındadır. Bugün %55'i civarına ulaşmıştır. Dolayısıyla Türkiye son
10-13 yılda, 15 yılda Avrupa ile arayı çok hızlı bir şekilde kapatmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu hızla kapatma süreci, yani convergence, yakınsama süreci devam edecektir. Dolayısıyla Türkiye hakikaten bu fasılla çok önemli bir aşama kaydettiği, Türkiye'nin tescilleniyor. Çünkü reel anlamda bir yakınsama süreci başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Maastricht kriterlerinin en zor olanlarına tabii ki ulaşılmıştır. Ve önümüzdeki dönemde reformlarla diğer kriterler de sağlanabilecektir. Üst düzeyli ekonomik diyalog Türkiye açısından son derece önemli. Çünkü biz önümüzdeki dönemde, az önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Avrupa Birliği ile ilişkileri derinleştirmek, genişletmek istiyoruz. Ve bu çerçevede en önemli enstrüman, Gümrük Birliği'nin çok daha ileri bir noktaya getirilmesidir. Yani hizmetler sektörünü, kamu alımlarını, tarımı da içerecek şekilde genişletilmesidir. Yani aslında bir anlamda geçmiş standartları kullanırsanız Avrupa Ekonomik Birliği'ne üyeliğin bütün boyutlarıyla gerçekleşmesidir. Yani bir siyasi birlik noktasına dönüşmeden önce Avrupa Birliği esas itibariyle buydu. Şimdi Türkiye bunları gerçekleştirmeye hazır. Biz kendimize güveniyoruz. Gümrük Birliği'nin dediğim gibi kapsamını genişletmek ve bu entegrasyonu derinleştirmek istiyoruz. Bu şu açıdan da çok önemli. Dünyada çok önemli trendler var. Avrupa Birliği işte Amerika'yla, Kanada'yla bizden çok daha kapsamlı serbest ticaret anlaşmalarına gitme sürecinde. Yani TTIP dediğimiz sürecin dışında kalamayız. Ve o nedenle de bizim mutlaka Avrupa Birliği ile bu süreçte güçlü bir diyalog mekanizmasını oluşturmamız lazım. Bu son zirvede alınan bu karar o açıdan da son derece önemli. Özetle bu fasıl açısından bakarsanız Türkiye'nin çok fazla bir eksiği yok. Kapanış kriteri olarak öne sürdükleri birkaç husus var. Onlar zaten bizim rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğimiz, aslında bugün itibariyle gerçekleşmesine beis görmediğimiz hususlar. Bir tanesi işte Merkez Bankası'nın işte meclis üyelerinin sürelerinin uzatılması 3 yıl şu anda. Yani 5 yıla çıkartılması hani bağımsızlığı güçlendirir diye düşünülüyor. Zaten esas faiz konusunda kararı veren komitenin üyelerinin süresi 5 yıl. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir bir şey. Şu anda hükümet ve Merkez Bankası enflasyon hedefini ortak olarak belirliyor. Avrupa Birliği normlarında bunun Merkez Bankası'na bırakılması lazım. O da genelde zaten bizde işleyen süreçte şu, Merkez Bankası çalışıyor. Ortaya bir enflasyon tahminini koyuyor, getiriyor önümüze. Yani çok büyük bir hani tutarsızlık arz etmiyorsa biz de zaten genelde okey veriyoruz. Yani bugüne kadar süreçte böyle işledi. Yani dolayısıyla Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini belirlemesi, yani ortak belirleme yerine belirlemesi çok büyük bir şey değil, yani büyük bir sorun değil. Bu türden birkaç tane sembolik diye ben şahsen gördüğüm birkaç husus var. Onları Türkiye çok rahat bir şekilde yerine getirebilir. Yani Avrupa'daki siyasi ortam elverişli olsa bu fasıl çok hızlı bir şekilde sadece açılmaz, aynı zamanda bu fasıl kapanır. Bu faslın dediğim gibi önemi fiyat istikrarı ile birlikte makro finansal istikrar, kalıcı refahın en önemli bileşenidir. Kurumların kalitesi açısından bu faslın getirdiği unsurlar var. Türkiye'de bir mali kural yok ama mali kural olmadığı halde Avrupa'nın en iyi bütçe performansına sahip ve en iyi borç dinamiklerine sahip. Yani birkaç ufak ülkeyi bir kenara bırakırsanız, üye ülkeyi, Türkiye o açıdan son derece güçlü. Üstü örtük bir mali kuralı en güçlü bir şekilde zaten uyguluyoruz ve ortada çok başarılı bir performans var. Tekrar ilişkilerin canlanıyor olması Türkiye için yeni bir çıpadır. Türkiye'nin risk primini
azaltacaktır. Nasıl ki 2004-2005 yıllarında çok büyük bir heyecan vardı, Türkiye'ye bir ilgi vardı. Şimdi tekrar yeni bir heyecanla, zaten Türkiye'de bu heyecan var. Çok kapsamlı bir reform programımız var. Bunların hepsi bir anlamda Avrupa Birliği ile olan süreci de ciddi bir şekilde olumlu etkileyecek reformlar. Ama buna ilaveten Avrupa Birliği sürecin yeniden canlanıyor olması güçlü bir şekilde Türkiye'ye öbür türlü de yatırımcı ilgisi açısından da çok olumlu yansıyacağına ben inanıyorum. Dolayısıyla özetle istihdam için, yatırım için, kalıcı refah artışı için bugünkü fasıl önemlidir. Ama ilişkilerin canlanıyor olması yine bir o kadar önemlidir. Avrupa süreci bizim açımızdan, reformların yapılması açısından hala kritik bir öneme sahiptir. Çünkü yakın coğrafyamızda Avrupa dışında referans alabileceğimiz, ilham alabileceğimiz, yani kaliteli kurumlar oluşturmak istiyorsak, birinci sınıf dünyada yasaları bir anlamda Türkiye'ye uyum, yani uyum noktasına adım atmak istiyorsak nereye bakacağız? Dolayısıyla Avrupa Birliği bizim için çok önemli bir referanstır ve bu referans olmaya da devam edecektir. Ben tekrar değerli bakanımızı bu güzel çalışmaları için tebrik ediyorum. Bu faslın açılması son derece önemli bir adımdır. Size de teşekkür ediyorum. Ülkelerin başbakanlarının ve liderlerinin katılacağı bir zirve. Hangi ülkeler olacak bu zirvede, bu mini zirvede? Çünkü özellikle sizin de az önce vurguladığınız gibi 11 yıl aradan sonra gerçekleşen bir ilk Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi oldu 29 Kasım'da. Bu 17 Aralık'ta yapılacak zirvenin bundan farkı ne olacak acaba? Şimdi Sayın Başbakanımız Perşembe günü like-minded countries dediğimiz aynı yönde düşünen ülkelerin özellikle mülteci sorunu ve bu göç hareketliğiyle mücadele konusunda Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak atmakta olduğu adımları değerlendireceği bir toplantıya katılacak. Bu grubun içinde Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İsveç, Fransa ve Finlandiya var. Ayrıca da komisyon da bu toplantıda yer alacak. Avusturya daimi temsilciliğinde daha önceki toplantılar benzeri bir toplantıya başbakanımız katılacak. Tabiatıyla bir vize zirve sonrasında göçle mücadele konusunda bir eylem planı mutabakatı var biliyorsunuz. Ve buradaki beklenti sadece göçün Avrupa'ya ulaştığı insanları Türkiye'ye göndermek, bunun karşısında da Türkiye'ne bir meblağ verilmesi kesinlikle değil. Ve Türkiye hiçbir zaman Türkiye'de kendisine ulaşmış bizim misafir dediğimiz, kardeşlerimiz dediğimiz insanlarla ilgili olarak Avrupa Birliği'nden bir para talebinde bulunmamıştır. Ve bugüne kadar da 8 milyar euroluk bir imkanını bu bizim misafir ettiğimiz insanların kampları için sadece harcamıştı. Şimdi buradaki olay şu, Avrupa Birliği diyor ki bu göçü önleyemeyiz ve önlemememiz de lazım. Şansölye Merkel'in ağzından ifadelerle. Ama bu göçün illegal olmaktan çıkarılarak legal boyutlara geçirilmesi, kayıtlı olması, organize suç kapsamında bu göçü organize edenlerin önlenmesi ve bu şekilde de Avrupa'da saptanacak kotalara göç etmek isteyenlerin insan onuruna yaklaşır bir biçimde Avrupa'ya ulaşmaları. Yani yapılması istenen bu. Tabiatıyla bunun için Türkiye'ye düşen bazı beklentiler var. Sınır güvenliği olsun ve bu mültecilerin kayıtlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne intikali olsun. Bunlarla ilgili Sayın Başbakanımız Cuma günkü reform eylem grubu toplantısında da ele alınan
bazı ilk planda yapılanları ve bundan sonra kısa zamanda ve orta vadede yapılacak olanları içeren Türkiye'nin çalışmalarını bu toplantıda dile getirecek ve bu şekilde de herkesin içini acıtan, insanların denizde boğulduğu, çocukların sahillere vurduğu manzaralar yerine insan onuruna yaklaşan bir sistematik, legal göç haline getirilmesi için çalışılacak. Bu toplantı da bu çerçevede olacak.